İyi tatiller diyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Uzun zamandır Bodrum'dasınız. Konserlere falan da gittik galiba. Nasıl geçiyor tatil? Tatil demeyelim değil mi? Koştuk. Ya bizim tatil bu tatil yani. Evet, biraz çok böyle koşturma gibi oldu. Ama olsun, Bodrum güzel ya. Bodrum havası almak bile yetiyor insana. Konser falan evet, çok fazla böyle kendinize vakit ayıramadık. İstanbul'da sosyal olamıyoruz ya. Burada da mesafeli sosyalleştik. Güzelce. Sinyör tanıdı mı? Çok sevdim. Başlık olur ha sen. Sağ ol, sen de vur, sen de vur. Görüşürüz estağfurullah. Gerçekten... Burada da sosyalleşemedik galiba. Tabii ya, hiç siteler. Buraya geliyoruz, Kefi Beach. Burası bir tanıdığımızın. Ortak yedik. buraya geliyoruz ve burada gerçekten de mutluyuz. O yüzden geliyoruz, giriyoruz denize. Bir iki saat havla muhabbet, sonra eve. Eskiden böyle mesela gelirdik. 7-8 saat burada takılırdık. Artık korkuyoruz da. Denize falan gireriz. Evet, ikinci dostluk olduk bu arada. Herkese tavsiye ediyorum. Kamil. Evet. Hani derler ya seni Kamil. Bize de. Siz de olduk. Mesaj yeni geldi abi onunla. Artık dönme vakti. Covid dönemini nasıl geçirdiniz? Bu sırada ben rahatsız değilim. Yapamadım tabii. Yani zordu. Öncelikle 8 Mart. 8 Mart'ta vefat etti. 7 Mart'ta hastaneye kaldı. Bir de çok hazırlamıştı kendini Rasim abi bu 13 bölümlük yaz sezonuna. Hatta sesli kaydı da var değil mi? Çok heyecanlıydı. Aşılarımı oldum, tekrardan sete döneceğim diye. Ama işte nasip olmadı. Maalesef Rasim abimizi kaybettik. Yani o hiçbir zaman geri doldurulamayacak. Ama halen da 80'ler seyircisi bunu çok iyi biliyor ki hala Rasim Öztekin esintisi devam ediyor bölümlerimizde. Onu anmadan geçmiyoruz hiçbir zaman. Zaten onu hiçbir zaman unutmayacağım. Çok güzel transferlerimiz oldu aslında yeni sezonda. O servislerini kefaretten alıp. İki kişi de burada yeni transferlerimizden. 2021 çekmeye başladık işte tekrar eskiden. İlk başladığında 80'lerde bir ileriye dönüş vardı. Şimdi tekrardan başladık. İşte Efe ile Burcu dahil oldular. Biz çok mutluyuz öyle. Zeynu'yu almadık daha önce. Evet. Her yerde yanımızda ama. Ben de şimdi aslında babanın torunun büyüklüğüyüm. Evet. Eşim oynuyor, eşim. Nasıl çalıştınız yani? Değil mi? Öyle nasıl hazırlandın? Ben ona dedim ki, bak sen dedim, eşim kumerim dedim. Orada da eş alacağız dedim. Tamam. Çok da sevdiğimiz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Biz de böyle sevdiğimiz insanlarla, arkadaşlarımızla birlikte. Daha doğrusu daha çekemedik sahne ama inşallah çekeceğiz. Ama biz geldiğimizde 80'ler ekibine katıldığımızda sanki biz 5 senedir 6 senedir berabermişiz havası var orada. Yani herkes hemen kucaklıyor, içine alıyor ve ister istemez sen de o ekibin bir parçası hissediyorsun. Sanki yıllardır çalışıyoruz rahatlığında. Evet, çok uzun uzun zamanlar çalışmadık ama o bakımdan da çok konforlu bir set. Yani biz normalde dışta drama çekerken günlerce, saatlerce çalışıyoruz bir bölüm bitmiyorken buraya geldik. Pat hemen bölüm bitti falan olduk böyle. Tabii onlar da bizden biraz daha ağır çalışıyor. Şimdi haklarını yiyelim. Ama çok eğlenceli ve çok keyifli bir ekip. Ve herkesin içinde bir grupluk olsa da biz o şerefe nail olamadık çalışmak gibi. O sahne sizdeydi değil mi? O şey sahnesi. İlker, Engin, sen, Şoray Ağa. Keşke mezarına gitseydim falan evet. Diye. Bizi orada ilk bölüm sahnesi. Yani orada biz... Çıkırı ağladık. İlk bölüm zaten gözyaşları sel oldu. Yani... Genazeden sonraki ilk set günlüğü. Evet. Şey oldu. Hala ağrıyor ki gözler. O koltuk var Rasim abi yani. Fehmi'nin oturduğu koltuk var. Yani şey... Biz girdik sete. Zaten sete girer girmez hemen sağda... Fehmi ev. Ben bakamıyorum. Yani. Hala mesela oradan geçerken bakamıyorum. Bazen böyle sahneler arasında böyle bir 15 dakika, 20 dakika benim boşluğum oluyordu. Şeyde yatıyordum o kanepede. Yatamıyorum artık ya. Yani, biz sonradan gelmiş olmamıza rağmen evet. Bizim evlilik fotoğrafımız istendi. İşte
gerçek hayatta evli olacağım. Çocukları olmadı, fotoğrafı hemen gönderdik. Burcu ilk gün bir geldi sete, böyle o fotoğrafların arasından, söylesene sen, aldı böyle fotoğrafın önünde yani. Karşılıklı sahne bile çekmedik ama yani orada öyle bir ambiyans var ki, sanki oradaymış. Fotoğrafı bile yetiyor galiba değil mi? Yan yana duruyor fotoğraflarımız. Hani damadıyım işte şey, torunu, torunun eşi. Yan yana duruyoruz böyle fotoğraflarda. Yani çok büyük bir usta yani Rasim Öztekin'e herkes çok üzüldü yani. Biz evet yıllarca çalıştık, zaten aile dostluğumuz vardı yani bizim için Rasim abimiz çok önemliydi ama seyircileri için de çok önemliydi yani. O yüzden hani herkes çok üzüldü ve onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz herhalde. Peki Burcu'nun Zeyno için de bir rol bulsaydık keşke, bakımı daha kolay olurdu falan. Gözünüz arkada kalmazdı. Yarım kaşığa çeyrek o ya, yarım mı çeyrek? Vallahi biz dublaja gidiyoruz, Zeyno bizde geliyor. Şimdi daha sete gelmedi ama. Ve uyuyor şu anda. Uyuyor. İşte Ceyhun oyuncu evladı böyle oldu. Yanlışlık her şeye alışık yani. Taş, Ceyhun Bey kafanız yarıldı bu arada bir. Baştan beri ben yarıyorum. Biz yoldan görevli çıkmışız arkadaşlar. Zeyno buradayken de soruyor. Senin böyle bir çocuk düşüncesi var mı? O macerası yok. Ben çok seviyorum gerçekten. Hatta evlenmeden önce de şey dedim ya, bir düşünsene ne dedim ya. Gelinliği görüyorsun ve hamilesi, dünyanın ne güzel şey değil mi falan dedi. O ne dedi? İnçiydi. Aa mı dedi? Ay çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Abi niye evlendin o zaman? Ben ne kadar çok kestik. Çocuk sevgimi anladım. Onu demek istemedi. Ben çocuk sevmiyorum. Az önce gördük hiç sevmiyor. Acayip bir yanlışlık. Ya bu kadar sene gerçekten bizim aslında yani televizyon önü dışında yani biz tiyatroda yaptığımız için çok yoğun bir tempomuz vardı. Biliyorsunuz kadınlar için hakikaten bir yani Burcu şu an çok, çok daha iyi biliyor tabii. Bir zaman ayırman gerekiyor yani. Bir süre bir şey yapman gerekiyor, ok vermen gerekiyor. O yüzden öyle bir dönem olamadı. Olamamıştı ama bundan sonra inşallah kısmet. Kısmet. Yani. Peki. Ceyhun Bey evlisi ne diyor? Ceyhun bana? Çelişman. Yok, bizde öyle. Bizde öyle şey yani Ceyhun genelde ismi mi hitap eder? Ceyhun bana ne diye hitap ediyor? Ben sarı fırtın değil. Sol bek eksikliğimiz var. Burada Ali Koç'a ses. Öykücü sesindeyse Ceyhun'a biraz bofem. Ya geçen gün şeyi konuştuk. Böyle bir arkadaşımız vardı. Dedik işte buradaki şu an en güzel şey senin yanında duruyor dedi. Böyle kız arkadaşını kastediyor falan. Ben de dedim ki Ceyhun, Ceyhun sen bana hiç böyle şeyler söylemiyorsun falan diyorum böyle espri yapıyorum. Ceyhun çünkü sürekli beni ya futbolcuya benzetiyor. Kalkıyorum Veseli'yle uyanıyorum. Ya orada bir adam diyor Bofen. Ki yanımda şu buradaki en güzel şey duruyor senin yanında şu anda diye itibarı diyor. O evet böyle değişik değişik. Evet, hayır ben şeyi çok sevmiyorum. Aşkım, hayatım, hayatım, aşkım. Aşkım şuradan su tutuyor uzatır mısın? Aşkım denize girelim mi? Hayatım bebeğim. Abi ismimiz de var. Arada bir isim değil mi? Ben yanlış mı düşünüyorum? Bizde ne oluyor ben söyleyeyim. Hani bazen bebeğim diyorum mesela. Şaşırmıyoruz birbirimize. Biz kavga ettiğimiz zaman ben Burcu diyorum. Bana bir daha Burcu dersen bir daha kavga ediyoruz. Bunun için kavga ediyoruz. Biz de aşkım. Tamam hayır kabul. Olsun da sürekli değil yani. Evet evet. Hayatım aşkım, hayatım aşkım. Yılmaz abinin, Yılmaz Erdoğan'ın hatta bunun oyunu bile var. Hayat geçiyorlar. Aa senin adın neydi diyor. Evet ya. Senin adın neydi diyor kadına. Peki şimdi Ceyhun Bey çok sempatik ya Begüm Hanım. Nasıl? Vesile. Ruth Boffin de mesela. Ya da hani... Şey, Fener'i bak. Evet, Fener'i yani. O kadar çok seviyorum. Nisan. Filip Novak. Fenerbahçe'nin Begüm Hanım. Abi çok güzel. Ooo. Çok ayrı. İkisi çok ben ayrı. Kayıttan çıkıyorum. Öyle soru mu oldu abi? Kayıttan çıkınca tabii ki de. Tabii ki de Fenerbahçe. Ya şimdi geri doğduğumuzdan beri var. Hayır tabii ki de. Damarlarımızda. Peki hiç Fenerbahçe maçı için yalan söylediğiniz oldu mu Begüm Hanım'a? Oldu. Neydi mesela hatırlıyor musunuz? Özel değilse çok. Begüm Hanım da biliyor musunuz? Yalandan nasıl bir yalan? Tatlı yalan yani.
Nasıl ama? Ne söyledin? Mesela buluşmanız lazım. Evlenmeden önce hastayım dediğim oldu. Bir kere olmuştu. Şey ya. Arka adelem attı falan. Ben de şey yapıyorum. Abi o yalan değil. Mesela zaten her o gün bir program yapmışız. Fikstürü bir çıkıyor. Pazar günü de Fenerbahçe'nin maçını koymuş şimdi. Ben diyorum ki TPB'ye ulaşıyorum. Yani o esnada bütün senaryoyu yazıyorum. Akşam günü oraya gidilmemesi için. Diyor ki maç var değil mi? Oraya bütün negatiflikleri sayıyor. Allah'tan gerçekten çok... Ben evlenmeden önce Begüm'e şey demiştim ya, ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim, çok iyi Fenerbahçe taraftarıyım ve yani izlemesem bile bir yere gittiğimiz zaman yani şu olur yani. Tabii. İzlemek zorundayım. Begüm artık çok alıştı. Mesela atıyorum saat 7'de ya, diyorum ki ikinci devre başlasın bir 15-20 dakika öyle çıkalım. Evet. O çok anlayışlı ama o da çok iyi Fenerbahçe. Çok iyi Fenerbahçe. Tamam. Müthiş romantizm abi. Benim işim aynen, nasıl? Fenerbahçe. Müthiş romantizm. Ben de çok seviyorum bu arada yani maçları izlemeyi. Ben zaten Ceyhun'dan önce de çok maçlara falan giderdim ama Ceyhun'la evlenince biraz şey olur yani, gözüme soktukça böyle falan bu da oluşuyor bir yerde, evet. Abi şimdi antre yapacağız oyunda. Böyle izliyorum maçı, Fenerbahçe golü yedi. Antre yapacağım ve çok neşeli bir şekilde bugün evleniyorsunuz falan diye çıkacak. Abi çık suratın. Ne derler hani, neyse soğuk gibi de. Bunu da kesiyor. Turşu satıyor. Böyle çıkacağım ya. Kaldım böyle. Bugün çok güzel bir gün ya. Ne güzel. Evleneceksiniz falan diye. Döndü. Parti bir şey. Anladı değil mi? Bir de İngiliz oyun yani. Gol bir yedi. Evet Fulham dedim. Ya çok hikayelerimiz süper. Var ya. Biz full Fenerbahçe'yle yaşıyoruz yani. Evimizden yeşil sahalar eksik olmaz. Biz hep sürekli sesli kayıtlarımızda yani maç izliyoruz 45 dakikası. Bizde 90 dakika olarak yaşanıyor. Yani bizim sesli kayıtları toplarsan 45 dakikada 90 dakika. Birilerine ses kaydı oluyor. Bana bir şey diyor sanıyorum. Bir dönem böyle oturmuş Bercan. Telefonda geldi. Bana bir şey. Efendim hayatım. Anlayışlı. Çünkü biz Burcu'yla aynı takımı tutmuyoruz. Burcu Beşiktaşlı. Evet. Ne oluyor evet, şimdi? Ama ben Fenerbahçe'nin maçı başlayacak. Bir bakıyorum. Atkıları asmış Fenerbahçe atkılarını. Evet. Tabii ambiyans yaratıyor. Formamı koymuş oraya. Fenerbahçe evet. Atkısı. Zeyno'yu giydiririm hemen. Hemen sarılacak. Ve o sene bu sene diyor muyuz? İnşallah şampiyon olacağız bu sene. Buradan Fenerbahçe. Her sene başı aynı. Peki. Dün çık. Yeni milyonlar oldu. Peki dijital bir galiba? Yok. Yani şöyle görüştüğümüz çok görüşüyoruz. Sinema projesi de var bir tane. Onunla da görüşüyoruz. Aslında bizim 300 bak sayıyorum. 378 gündür tiyatromuz para kazanmadı. Bu sezon artık var olan süit oyunumuzla yeni bomba gibi iki oyuncuyla dolu dolu oynayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bir de yepyeni 3 kişilik bir oyuncu var. O da bununla çok heyecanlıyım. Çünkü Türk yazarım Eren Yasin Şimdi arkadaşımızın bir oyunu. Onun da provalarına başlayacağız. Ama inşallah bu vakalar şimdi arttı ama bir ihtimalle aşı olmayan. Evet ya lütfen biraz daha. Olacağım daha yeni geldi abi. Herkes için. Sadece yani tabii eşim doğrultusunda değil. Yani aileniz için. Herkesin ve yani hani aşılı olalım ama lütfen biraz daha dikkatli olalım ve artık şu sahneler kapanmasın. Yani insanlar işlerinden olmasın. Gerçekten biz de sahneyi çok özledik. İnsanlar sosyalleşmeyi özlediler. Ama hani sosyalleşirken de böyle iç içe olmayalım. Hala bazen böyle videolar görüyoruz. Şaka sanki dünyaca bir salgın yaşamıyormuşuzcasına iç içe böyle devam ediliyor. Biraz daha kontrollü olursak hiçbir şey kapanmaz. Güzelce hayatımıza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Biz artık sahneye çıkmak istiyoruz. Yani televizyon, sinema bunlar zaten apayrı çok seviyoruz. Bir şekilde devam ediyor ama sahne bambaşka. Seyirciyle buluşmak bambaşka bir şey. Tiyatrodan, sanattan, sahne üzerinden para kazanan arkadaşlarımız da var. Sen, evet. Güzel. Sanat iyi ya. Sanat hakikaten çok güzelleştirir. Bunun önüne
set koymamak için kendinize bakmışlar. Evet, Burcu Hanım'a soralım. Ekmeksiz bir şey var mı? Ekmeksiz bir şey var. İnşallah şampiyon olur. Peki o zaman Burcu Hanım. Daha şimdi peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. İyi tatiller. Eyvallah, sağ olun. Bu bayağı oldu.